Nihat Bey şöyle devam edelim. Aslında Süper Baba'da başlamış. Evet, Süper Baba'da zabıta olarak başlamışsın. Evet, üstelik. Kötü zabıta. Biz onu bulduk. Yani inanılmaz, Süper Baba'yı kimse hiçbir yerden bulamıyor. Biz bulduk abi. Evet. Senin olduğun sahneyi mi bulduk bilmiyorum. Belki Süper Baba'nın kendisini bulduk. Evet. Ama bir şey bulduk. Ona eminim. Bir bakalım mı, hatırlayalım mı? Bakalım. Yani kendini o kaç sene oldu? 93-94'tü galiba. Oo, çok iyi ya. Bayağı olmuş. Evet, verelim hemen. Ne bakıyorsunuz? Bir suç mu işledi bu ya? Yo, değil tabii. Abi, baksana sen bana amca. Ben yemem bunları, tamam mı? Benim adım Vahdettin. Benim adım da Selim. Maşallah. Osmanlı padişahları gibisiniz. Teşerrüf ettik. Vahdettin. Ben deniz de Yakup. O herif neyin oluyor? Ben o herifi tanımıyorum. Dalgacı bir ihtiyar ha. Yürü gidelim. Paçayı sıyırdığınızı sanmayın sakın. Şimdi gidiyoruz ama yine geleceğiz. Senden sonra zabıtalar çok değişti. Evet. O diziye girenlerin hepsi rüşvetçi çıktı senden sonra. Sen efendi yani. En azından tabii yani. Ama ben o fotoğraftan bir tek İhsan Devrim'i tanıyorum. Kendimi tanımadım mesela. Ya biraz evet, sanki şey miyiz hani... Çok gençmişiz. Genç miymişiz? Öyle mi? Ya denmez ki de. Sanki biraz amatör müymüşüz falan değil mi? Çok gençmişsin. Genç. Yani ilginç de bir aile yapım var. Çünkü burada genellikle ağırladığımız konuklarımızın çoğunluğu ya babadan oyuncu ya anneden oyuncu. Hı-hı. Bir şekilde en kötü dayıdan oyuncu. Sende hiç oyuncu yok senin ailede. Var var. Çok ne var. Zamandan beri? halamın kızı var Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, Melih Savaş. Kardeşim var Reha Özcan, geçen sene bütün ödülleri aldı. Reha'yı mesela Altı şöyle söyleyeyim, 1997'de verdiğim bir röportajında Reha'nın ismi yok. Kardeşim oyuncu olmak istiyor demişim. Biz de o röportajı öyle bulduğumuz için. Doğrudur o zaman. Reha'cığım senden çok özür diliyoruz. Çok çok özür diliyoruz. Daha eski şeyler, röportajlar bulabilirdik. Mesela Naşit Özcan zamanından kalma. Evet. Falan yani öyle bir durum da olabilirdi. Peki sonuç itibariyle bu kararı vermek... Nerede doğdun tam? Sinop'ta doğdum. Aslen Sinopluyum. Ankara'da büyüdüm. Babam astsubay olduğu için çok dolaştık. Of. Kars, Bingöl, Mardin, Muş. Bir oyuncu için çok aslında şey... Çok avantajlı. Avantajlı bir şey. Çok avantajlı. Hani memleketi bilmek, hani... Arkadaşımdan en büyük avantajım mesela Hatay tavuğu yediğim zaman ben hastalanmıyorum. Çünkü her yerin yemeğine alıştık. O serumcu. O serum yemeden şey. Biz normal menücüyüz, o sıvıcı. Ben de Karadenizliyim özümde yani, Sinop. Dolayısıyla ama hani bu memleket gezmek, yani bir subay ya da bir memur çocuğu olup memleket gezmek oyunculukta büyük avantajlar sağlıyor. Çok büyük sonunda. Avantaj, çok büyük. Peki, avantaj. Peki yani sonuç itibariyle nereden bakarsan bak, Bir Demet Tiyatro o dönemin, kendi döneminin, kendi çağının okullarından bir tanesiydi. Evet. Dolayısıyla şimdi her ne kadar Yılmaz'a hoca deseler de Yılmaz o dönemde hoca mıydı yoksa başka bir hoca var mıydı oralarda? Ya o dönemde tabii oranın başlamasında ilk en büyük pay Demet Akbağ tabii ki. Aslında Demet abla orada bir hocaydı. Tabii tabii. Demet mesela benim konservatuvardan sınıf arkadaşım. Dolayısıyla Demet'in önerisiyle gittim ben doğru diye. Sinan Benger vardı işte büyüklerimize. Yani aslında popüler bir şey yakaladığın zaman tiyatronun yürüdüğü senelerin başı o. Hı hı. Dolayısıyla en popüler Demet Akbağ'dı. Bütün projeler ona geliyordu. Ve o benim burada ekibim var deyip Bir Demet Tiyatro'ya öyle başladık. Hatta ilk başlarda ya olur mu olmaz mı kaldıralım mı falan diye kanalla böyle problemler de yaşandı. Sonra bir tuttu gitti zaten. Anlaşan iyi uyumlu bir ekip vardı. Yani Yılmaz'ın kalemi sağlamdı. İşte Demet gibi bir oyuncu var. İşte Olgun'u, Gürdal'ı, Erdal'ı, Laz Bakkal'ı, herkes yani. Bir de dostluklar falan da sağlam sanki. Çok yani, sağlamdı. Ha, çok. Bu dönemin çok dışında bir dönemden bahsediyormuşuz gibi ama. Ama hani bilirsin sen yakalayamadın. Sen reenkarne sürecindeydin o zaman. Yakalıyorum. Yani dönemsel bir altyapı da var tabii. Türkiye tabii bir takım ki süreçlerden geçmiş. Gençliğimizde bir 12 Eylül yaşanmış. Oradan gelen bir alt kültür de var. O kültürden anlaşmak çok daha kolay. Bir de meraklı insanlarız. Okuyoruz, araştırıyoruz. Onun da getirdiği bir entelektüel boyutu da var şimdi bir taraftan. Bir de mizah seviyoruz hepimiz. öyle bir şey bir araya gelince tabii. Bir de bir heyecan. Bir heyecan çok, sonra. Hakikaten. Ya şöyleydi, çok iyi hatırlıyorum. O zaman gece bültenleri yapan bir adamdım. Yani hani bırakırdım işi gücü. Yaklaşık olarak hemen sizden sonra başlardı benim şeyde. Sizi izlerdim. Bu enteresan bir şey ya. Yani şimdi hiçbir televizyon işi bana bunu yaptıramıyor açıkçası. Yani sadece 3 ya da 10 dakika. Kendi programım olduğu için mecburen 2 saat burada yani olanları izlemek zorunda kalıyorum ama hakikaten öyle bir çekim alanı sanki giderek ekrandan uzaklaştı. Ekrandaki tiyatro belki biraz yine BKM Mutfak'ta hatırladık. Belki bir iki işte beşerle üzerinden geçtik ama yani hala o tadı verebilen iş çıkmadı.
Keşanlı Ali Destanı sanki biraz daha. Ama dizi diyorlar ona ya. Dizi ama. Bir de benim kafa iyi ya, şimdi onu ben kestiremedim ya. Bak onu unuttum, çok özür dilerim ya. Ya bu evet neymiş? Bundan sonra yayına girmeden önce ağrı kesici almayacağız. Ya da alacaksak bütün konuklarımıza da vereceğiz. Kafa aynı kafa. Hepten iyi olacak. Aynı kafanın adamları olacağız. İlk telefonumuz geldi. Cuma'nın ilk telefonu. Hayırlı uğurlu olsun. Ben kusura bakmayın dilim sürçerse. Gülçe Bilge. İyi doğru okudum. İstanbul'dan. Buyurun efendim. Alo. Buyurun efendim. Saygılar, sevgiler öncelikle. Saygılar, sevgiler, buyurun. Çok güzel bir program. Keyifli seyrediyorum. Ben Onur Mete için aradım. Merhaba. Ya. Ben olsam ben de Onur Mete için arardım. Şimdi ekrandan nasıl gözüküyordur ha? Çok yakışıklı. Biri İyi ölü zaten. Öbürü bizden. Buyurun efendim. Sorunuzu alalım. Onur Bey'e ben çok küçük bir soru soracağım. Aslında az önce de kendisi açıkladı ama neden bize 10 yıl bekletti? Ben onu öğrenmek istiyorum. Hmm. Evet. Demin anlatmıştık. Sizi telefonda bekletirken biz o hikayeyi duyduk. Dolayısıyla bir daha sefere sanıyorum 2,5 ay sonra Onur'u tekrar alacağız. 2,5 ay sonra görüşmek üzere. Yeni albümde. Ama ne olur kısa bir özet geçelim. Kaçırmışlar yani, ayıp tabii olmasın. Ki. Daha çok sahnede olmayı tercih ettim özetle. Biraz şarkıları biriktirdik. Biraz da 3. albümün ekibinin bir araya gelmesini bekledik. Hep söylerim, hayatta her şey sanki sırayla ve zamanla yeri geldiği zaman olur. Böyle bir bekletme söz konusu oldu ama bir daha olmayacak Gülce'ciğim. Ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. Çok da uzatmak istemiyorum. Onur Mete sahnede tek başına bir orkestra, canlı bir orkestra. Ben onun sahnesini çok seviyorum. Haftanın 3 günü, hafta içi de çıksa mümkün olduğunca gitmeye çalışıyorum. Süper. Acaba bu gece Tuana'yı söyler mi? Tuana dua yine Onur Mete diyorum ben ona. Harika. Acaba bilgi mi geldi çünkü albümden bir şarkı çalacağım canlı. Onu Tuana'ya bağlamayı düşünüyordum. Senin için yaparız o zaman. Sen ne aldın bize bağlamadan önce? Istiyorum bunu, bu gece de çok teşekkür ederim. Çok peki, güzel. Süper. Tamam, çalacağız. Galiba tesadüf. İnşallah. Güzel yani. Tesadüf çalalım. Yok şey bir ağrı kesici ayarlatırım hemen. Yani. süper. Toparlayalım durumu. Peki çok teşekkürler. Telefonları almaya devam edeceğiz. Bugünkü numaramız 0212 429 58 93. Milli Piyango İdaresi gibiyiz. Her gün numara değiştiriyoruz. Bu sefer de biz arıyoruz ama. Siz sadece çağrınızı bırakın, biz arayalım efendim. Kontrol bizden gitsin.